Merhaba arkadaşlar. Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlara da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. Evet, 7 Eylül Pazartesi Bursa Yarış Programı'nda tekrar sizlerle beraberim. 9 koşulu bir programımız var. 2 altılımız var sevgili dostlar. Birinci altılı ayınımızın başlangıç saati 14'te start alacak. Mailen bir koşu 2 yaşlı İngilizler 1300 metre çimle start alıyor. 8 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz burada. Evet, bakıldığında Kopa'yı Onur Öztürk de şimdi start alacak ilk defa sevgili dostlar. Bir türlü Maiden'e veda edemiyor. Hem kumda hem çimde harika yarışları olan Kopa'yı sevgili dostlar. Bakalım Onur'la nasıl bir koşu sergileyecek. Arkasından Furkan Yüksel'le Prenses Göksu, bakmayın 6. olduğuna ve de Miss Arya Gökhan Gökçe ile şanslı olur diyorum ama burada sizlere bir yaz söyleyeceğim. İlk defa start alacak o da Nevzat Avcı ile sevgili dostlar. Yarın kuponumda ilk koşusunda yani geçileceğini zannetmiyorum. Çok güzel hazırlıkları harika bir hazırlık geçirmiş sevgili dostlar. Yani bir iki yerden bir duyum aldım. Nevzat Avcı da çok şanslı. Yani kuponumda yarın 4 numarayı banko olarak bırakacağım sevgili dostlar. Tabii ki güvenmeyen arkadaşlar 3 numara, 6 ve 8 nolu atlarımız da devreye girebilir. Ben risk alıp 1. altılı ayınımızın ilk ayında 4 numarayı sizlere banko olarak önereceğim sevgili dostlar. Kuponumda da yarın banko olarak bırakacağım. İnşallah dediğimiz gibi ilk çıkışta zaten ikinci kulvardan da çıkıyor. Kafayı alır ve de emin adımlarla fotoya doğru süzülmeye çalışacak. Nevzat Avcı da güzel at biniyor Bursa'da. Güzel işlerde imza atıyor. Güveniyorum Nevzat'a da getirmesini bekliyorum. Dördün sevgili dostlar ilk ayakta. Evet, ikinci koşumuz şartlı 3. 3 yaşlı İngilizler 1900 metre kumla start oluyor. 10 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz sevgili dostlar. Bir ekürümüz var. 9 ile 10 nolu atlarımız ekür olarak start alıyor. Evet, ilk şans vereceğim atım o da Fırat Aslan'la Apprent arkadaşımızla. Bir numara Fairmax olacak sevgili dostlar. Kazanmaya çok yakın diyorum. Sizlere ilk şans vereceğim atım olacak. İkinci atımda sevgili dostlar 6 numara olacak Murat Gündüzeli ile son koşusunda güzel bir dördüncülük elde etti. Hatta Fairmax ile beraber koşmuştu sevgili dostlar. Hemen arkasından o da üçüncülükle ayrılmıştı Fairmax. Arkasından Duncan da Mustafa Çiçek'le dördüncülükle ayrılmış. Şimdi bu kısalan mesafede şanslı olur diyorum. Bir numara Fairmax'i rakip gördüm. Murat Gündüzeli ile 6'yı da kuponumuza ilave edelim. Son olarak da 2 numara Koşal sevgili dostlar. Kocaeli'de 2000 metre kumunda handikap 14'te güzel bir üçüncülükle ayrıldı. Burak Aberbak'la şanslı olur diyorum. Mutlaka kuponumuzda yeri olması gereken atlardan biri 2 numarada Koşal sevgili dostlar. Tabii ki bir numara Fairmax Fırat Aslan'a çok şanslı kazanmasını bekliyorum. Rakip olarak da 6 ile 2 nolu atlar benim için yeterli olacak bu koşuda, ikinci koşuda sevgili dostlar. Evet, üçüncü koşumuz şartlı 5. 3 ve yukarı İngilizler 2100 metre kumla start oluyor. 5 İngiliz atımızın zevkli mücadelesi yine bizleri bekliyor sevgili dostlar. Burada ilk şans vereceğim atım tabii ki gruba baktığımız zaman grubun üstünde gördüğümüz o da Mahsun Demirbaş'la çok iyi uyum sağlayan Hosli olacak sevgili dostlar. Son koşusunu Bursa'da 1900'de kazanma başarısı gösterdi. Yani bu mesafede 2100 metre mesafede dördüncülük de ayrıldı. Ondan önce kazanmıştı İzmir'de, Bursa'ya geldi. Maalesef dördüncülükle ayrıldı. O zaman da bir numarayla yani bir numaraya geçilmişti sevgili dostlar. Kadir Tokaçoğlu vardı 2100 metre kumunda. Yine de Hosti'yi ilk şans vereceğimiz atımız olacak. Grubun kaliteli bir atı sevgili dostlar. Tabii ki ikinci atımızda bir numara bu mesafeyi gerçekten başarılı koştu. Osi ile geçme başarısı gösterdi. Şimdi de Çetin Taş'la da kazanmaya yakın diyorum. Biri de mutlaka kuponumuza ilave edelim. Son olarak Kadir Tokoçoğlu'yla harika bir uyum sağlayan sevgili dostlar. Üç kere
koşup ikisini kazanma başarısı gösteren hem Kocaeli 1900'de kazandı, Bursa'da 2000 metre şartlı 3'te kazanma başarısı gösteren güzel koşu çıkarttı. Buranın tatlı sürprizini elde edebilir. Mutlaka kuponumuza 5'i de ilave edelim sevgili dostlar. Yani Hosti 1-2 adım önde, rakipleri de 1 ile 5 nolu atlarımızdan yana kullanalım. Kuponumuzu olması gereken atlar sevgili dostlar. Kuponumuza yazacağımız atlar. Evet, dördüncü koşumuz şartlı 4 dişilere mahsus 3 yaşlı Araplar 1300 metre kumla start oluyor. Burada da 11 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz. İkinci altılı gayanımızın da başlangıç ayağı, zor bir koşu bizleri bekliyor sevgili dostlar. İlk şans vereceğim atım o da 6 numara olacak. Onur Öztürk'te harika uyum yakalayan ve de 2'de 2 yapan Kocaeli'de 1200'de üst üste kazanma başarısı gösteren Bursa'ya gelen İdil kızı ilk şans vereceğim atım olacak sevgili dostlar. İkinci atım 1 numara Yemen güzeli, o da Okan Gökçe ile start alıyor. İzmir'de 1200'ü kazandı. Kocaeli'de 1200'de üçüncülük de ayrıldı sevgili dostlar. Yani güzel bir dereceyle üçüncülük de ayrıldı. Bakmayın yani son koşun üçüncü olduğuna. Yani Yemen güzeli de 6 numara İdil kızının da rakip görüyorum. Bir turbo orijini, güzel bir orijinden gelen biri de mutlaka kuponumuza yazalım. Üçüncü attım 8 numara Şifne kızı Muhammed Mir Bilgin'le bir kere koşup İzmir'de güzel bir koşu çıkarttı. Bursa'ya geliyor. Muhammed Mir Bilgin'le çok şanslı olur diyorum sevgili dostlar. Son koşusunda kazanarak gelen 8 numara Şifne kızını da kuponumuza 3. şanslı atım olarak önereceğim. 4. atım 9 numara sevgili dostlar Has Pınar'ı, o da Tolga Yıldız'da ilk defa start alacak olan Kocaeli, o da 1200'ü kazanma başarısı gösterdi. Mailen'den çıktı. Onur Öztürk'le start almıştı Has Pınar'ı sevgili dostlar. Mutlaka kuponumuza ilave edelim. Tolga ile çok şanslıdır sevgili dostlar. Son olarak 10 numara Nurettin Şen'le start alacak olan Bursa'da 1300 metre kumunda Maylen'den çıkma başarısı gösteren Nurettin'le o zaman Ekir Hüsnü'nle beraber koşmuşlardı. Bursa Efes'i biliyorsunuz, Bursa Efes'ini geçenlerle tek vermiştik. Maalesef yani neredeyse fotoda yarış verdi. Güzel bir ganyanla da gelecekti sevgili dostlar. İşte o zaman da şimdi ekürüsüz koşuyor. Yani bu koşuyu hedeflemişler. Yine kazanmaya yakın. Bu mesafede zaten Maiden'den güzel bir koşu çıkartıp Nurettin Şen'le de kazanmıştı. Onu da mutlaka kuponumuza ilave edelim sevgili dostlar. Zor bir koşu bizleri bekliyor. Sıralamam 6, 1, 8, 9 ve 10 nolu atlar yeterli olur. Hem ikinci altılı gayanımızın başlangıç ayı hem birinci altılı gayanımızın da dördüncü ayında yazılacak atlar sevgili dostlar. Evet, 5. koşumuz handikap 14, 3 ve yukarı İngilizler 1300 metre çimle start alıyor. 13 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz sevgili dostlar. Burada kuponumda ilk şans vereceğim atım tam mesafesini buldu diyorum sevgili dostlar. O da 4 numara Rentele olacak. Çetin Taş'ta Apprent arkadaşımızla start alacak olan Adana'da 1300'ü hem kazanma başarısı gösterdi. Dördüncülükle ayrıldı. Son koşusunu yine üçüncülükle ayrılan Rentele Bursa'ya geliyor sevgili dostlar. Yani kazanmaya çok yakın diyorum. İlk şans vereceğim atım 4 numara Rentele olacak sevgili dostlar. Evet, buna rakip, bir tek rakip var. O da Furkan Yüksel'le 2 ata kadar yer vereceğim. O da Adana'da sevgili dostlar Rentele'nin hemen arkasından dördüncülükle ayrılmıştı. Mehmet Keskin'le şimdi Furkan Yüksel'le de start alacak olan 10 numarada rakibi olur. Yani bu iki atın arasında geçecek bir yarış görüyorum. 4 ile 10'un arasında geçecek bir koşu, ikisinden biri kazanmaya yakın diyorum sevgili dostlar. 4 ve 10 nolu atlar benim için yeterli olacak 5. koşuda sevgili dostlar. Evet, 6. koşumuz handikap 16, 4 ve yukarı Araplar 1200 metre çimle start alıyor. 7 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Burada da 3 ata kadar yer vereceğim. İlk şans vereceğim atım o da kuzen olacak. Mustafa Demirbaş'ta kendisini çok iyi tanıyan 3 numara kuzeni
ilk şans vereceğim atım olacak sevgili dostlar. Bu mesafede güzel işler imza atacağını düşünüyorum. Bursa'da da güzel koşulları var çimde sevgili dostlar. Kazanmayı yakın görüyorum. O özlediği birinciliğe uzanmaya çalışır diyorum. Mutlaka kuponumuza ilave edilecek atlardan biri 3 numara Kuzen sevgili dostlar. İkinci atım 6 numara Galicia. Onur Yıldız da start alacak olan artık gelsin dediğimiz zaman 1300 metre çiminde harika bir koşu sergiledi ve de kazanma başarısı gösterdi. Yani yine o zaman da hatta Kuzen'le beraber koşmuştu. Kuzen'de 5.likle ayrılmıştı. Muhammed Mirbilgin'le start almıştı. Yine şanslı olur diyorum. Galicia'yı da bu bakalım mesafe de kısa gelmezse sevgili dostlar, gerçi 1300'e kazandı. Sonlarda çok etkili geliyor. İnşallah önlere kadar böyle takip eder de ondan sonra bomboş kiloyla zaten start oluyor. Yine 50 kiloyla Galicia'da adından söz ettirir sonlarda. 6 numara Galicia'yı da mutlaka kuponumuza yazalım. Son olarak da Muhammed Mirbilgin'le start alacak olan Çelik Mavi sevgili dostlar. Bursa'da 1500 metre kumunu kazanarak harika bir yarış sergiledi sevgili dostlar. Yani bayıldım yarışına, tekrar izledim. Muhammed de zaten üstünde apranti arkadaşımız bir Kayızberk orijini olan 1 numara Çelik Mavi'yi de kuponumuza 3. şans atım olarak sizlere önereceğim. 3, 6 ve 1 numara atlar benim için yeterli olacak. 6. koşu 1. 6'lı gayenimizin de sona ya sevgili dostlar. Evet, 7. koşumuz Nülüfer Hatun koşusu olacak. A3 dişlere mahsus 4 yaşlı Araplar 1500 metre çimle start alır. 11 Arap atımızın zevkli bir mücadelesi bizleri bekliyor sevgili dostlar. Harika bir koşu bizleri bekliyor. İlk şans vereceğim atım o da Yahya Beygül olacak. Nurettin Şen'le kazanmaya yakın görüyorum sevgili dostlar. İlk şans vereceğim atım 11 numara olacak. İkinci atım 1 numara Altın Suyu Furkan Yüksel'le 4 sefer koşup ikisinde kazanma başarısı gösteren, yani Altın Suyu da kendinden söz ettirir. Bursa'ya geliyor. Son koşuları, son 2 çim performansı harikaydı. Hem 1400'de şartlı 3'te hem handikap 15'e 1600'de kazanma başarısı gösteren 1 numarayı da mutlaka kuponumuza ilave edelim. Üçüncü atım 2 numara sevgili Aydan Kızı Mahmut Turan'la start alacak olan özlediği birinciliğe de yakın görüyorum sevgili dostlar. O da Bursa'ya geliyor. Adından söz ettirebilir. Bu güzel koşu için 2'yi de mutlaka kuponumuza ilave edelim. Sonradan Müslüm Çelik'le 12 sefer koşup 6'sını kazanma başarısı gösteren 4 numara Bidanem de kendinden söz ettirir. Gerçekten bir grup atı, harika koşulara sahip olan, Bursa'da da adından söz ettirir. Bilanemi de kuponumuza mutlaka ilave edelim. 4 numarayı sevgili dostlar. Sonradan 8 numara Hoştay Nevzat Avcı ile start alacak olan Hoştay'ı da bir çarpı atalım sevgili dostlar. Bursa'da hem 1500'ü hem 1400'ü kazanma başarısı gösteren Hoştay da yani o özlediği birinciliğe bu güzel koşuda uzanabilir. Deniz Kurteller'in güzel ellerde bakılan Hoştay da mutlaka kuponumuza yeri olması gereken atlardan biri sevgili dostlar. Sıralamam 11, 1, 2, 4 ve 8 nolu atlar benim için çok şanslı olacak. Gördüğüm atlar sevgili dostlar. Bu mesafede koşuları da güzel, harika çim performansı olan atlardan sevgili dostlar. Tekrar edeyim, 11, 1, 2, 4 ve 8 nolu atlar benim için yeterli olacak 7. koşuda. Evet, 8. koşumuz Maylan 2 yaşlı İngilizler 1300 metre çimle start alıyor. 8 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. 1 ekinimiz var. 5 ile 8 nolu atlarımız ekiri olarak start alıyor. Evet, bu gruba baktığımız zaman Nurettin Şen'le çok şanslı gördüğüm, o da 1 numara sevgili dostlar, kazanma çok yakın diyorum. Son koşusunda zaten Bursa'da çiminle 1200'de 3.lükle ayrıldı sevgili dostlar. Şimdi 100 metrede uzadı. Çok şanslı diyorum. Kazanmaya çok yakın diyorum. Sizlere banko olarak önereceğim sevgili dostlar 1 numarayı. Tabii ki burada bir sürpriz at da önermek istiyorum sizlere sevgili dostlar. Hiç yabana atılmayacak bir atımız. O da Oğuz Eren'le 3 sefer koşup
Maalesef 6. 5. ve de son kursunda da 5.likle ayrıldı. Smart Robin orijini olan güzel orijinden geliyor. Yani baktım galoplarını da inceledim. Tekrar bir bakayım dedim. Yani harika çalışmalarla bu koşuya hazırlanmış bir numaraya sert rakip olarak 4 numarayı sizlere öneriyorum. Yani bir numara güvenmeyen arkadaşlar da 4'ü de kuponumuza yazabilirler. Oğuz Eren'le de şanslı olur diyorum sevgili dostlar 8. koşuda. Evet 9. koşumuz şartlı 2 4 boyu kora Araplar 1500 metre çimle start alıyor sevgili dostlar. Burada da 4 ata kadar yer vereceğim. İlk şans vereceğim atım o da Nevzat Avcı ile start alacak olan gün ışığı olacak sevgili dostlar. Son koşusunda 2400 lira harika bir koşu sergiledi. Yani şanslı olur diyorum. Mutlaka kuponumuza yazalım Nevzat Avcı ile sevgili dostlar 2 numarayı. İkinci atım 1 numara olacak Yunus Emre Yüksel'le o da kazanmaya yakın diyorum ekürlerimiz sevgili dostlar. Evet burada 2 ekürümüz var 1 ile 8 nol atlarımız ekürü 4, 11 ve 10, 12 nol atlarımız da ekür olarak start olur. Evet ikinci atımız 1 numara ekürler diyorum sevgili dostlar. Yarışsa Yunus Emre Yüksel'le o da çok şanslı olur diyorum kuponumuza mutlaka ilave edelim. Üçüncü atımda 3 numara Hasan abi sevgili dostlar Mahmut Turan'la start alacak olan o özlediği birinciliğe yakın görüyorum. Ve Mahmut'la da iyi uyum sağlayan 3 kere de kazanma başarısı gösteren Hasan abiyle bir çarpı atalım. 3 numaraya da sevgili dostlar son olarak ekürlerimiz olacak. Aynı şekilde 4 numara Malakka sevgili dostlar. Onur Yıldız da start alan 4'ü de mutlaka kuponumuza ilave edelim. Ekürleri kutupta harika koşular sahip Mahsun Demirbaş'ta sevgili dostlar. Mutlaka yazılacak atlarımızdan biri 4 numara. Sıralamam 2, 1, 3 ve 4 numaralı atlar benim için yeterli olacak. İkinci altılı gayanımızın da sonaya sevgili dostlar. Evet Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun. Şansınız daima yanınızda olsun sevgili dostlar. Bol şanslar diliyorum. İnşallah kazanan şanslı kişiler bizim aileden birileri olur sevgili dostlar. Bol şanslar diliyorum. Hoşça kalın.